Gel. Getir fotoğrafı. Gel çektir canım. Abi. Gel. Gel yanıma. Abiyle de çektireceğim sizi. Görüşsün herkes. Tamam mı? Gelin çektireceğim ben sizi. Gel. Gelin peşime. Sen de gel. Ben 10 numara oldum. Başka. Siz böyle oturun. Başkan kimse başkan burada. Asma. Allah,
محمد رسول الله أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخذ ما يتنسوا من أرضة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فاكره لنا وجسد لنا جميع فيغمر لنا روحنا أهل بيت وأصحاب لنا شاريار لنا روحنا Tabi'in ruhuna, dört mezhep imamı, dört tarikat müşriklerinin ruhlarına, dört imamı, dört tarikatının cem-i enbiya, evliya, meşayih, şuadallah, vaadallah, salihinin ruhlarına, cem-i mümin ve müminlerin ruhuna, herkesin yakınlarının ruhlarına bağışladım. Ya Rabbel Alemin, şulan yüzü hürmetine, belalar def olsun, şu vatandan def olsun, Ya Rabbel Alemin, müşküller ansat olsun. Ya Rabbel Alemin hacetlerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin eden günahlarımızı sevap eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bu dünyada o dünyada kamiyap eyle billahi bir rahmet ki ya Rahman Rahim. Kadırlı komutan Ali Sadri dönem İstanbul 1. bölge milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Metin Külük abimiz, Hacı Aravati Vakfımıza hoş geldiniz. Ve ayrıca Milli Beka Hareketi Genel Başkanımız Murat Şahin Beyefendi ve Türkiye Cumhuriyetler Başkanımız Aslan Türkmen Beyefendi'ye ve Milli Beka Hareketi Genel Merkez Başkanlarıma ve değerli yönetim kurulu üyelerimize ayrıca hoş geldiniz dedim. Bu akşamki iftar programını tertip ederek desteklerini veren Sadreddin Çekir Beyefendi'ye de huzurunuzda teşekkür ederim. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Konuşmasını yapmak üzere değerli büyüğümüz Sayın Metin Külünk abimize mikrofonu veriyorum. Saygılarımı sunarım. Selamünaleyküm. Bu vakıfta Afganlı kardeşlerimizin burada buluştukları, birbirleriyle dertleştikleri, hasbihal ettikleri bu güzel vakıfta herhalde üçüncü kez bir araya geliyoruz. Daha önce de bir davet üzerine gelmiş ve sizleri burada görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiştik. Bu akşam da Ramazan ayı marifetiyle bu güzel iftar sofrasında bir Türk yemeğinin Türklere mal olmuş, bir Türk yemeğinin, bir çorbanın aynı kapta birlikte kaşık sağlamak üzere bir iftar sofrasında beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Anadolu Türk yurdudur. Anadolu Müslüman Türk'ün yurdudur. Bu yurt kıyamete dek ezana, kıyamete dek Kur'an'a, kıyamete dek camiye ev sahipliği yapacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Anadolu insanlığın vicdan adasıdır. Anadolu insanlığın beklediği yeniden dirilişin adresidir. Anadolu İnsanlığın aradığı adaletin, insanlığın aradığı şefkatin, insanlığın aradığı merhametin, insanlığın aradığı paylaşmanın, insanlığın aradığı ve beklediği dayanışmanın vücut bulacağı toprakların adıdır. Bu topraklarda
milleti İbrahim olmak, milleti İbrahim olmak her şeyin özetidir. Milleti İbrahim olmak her şeyi anlatmaya tek başına yeter. Çünkü Hazreti İbrahim'in de Hanifliğin vatanı da Anadolu'dur, Urfa'dır. Onun için yeryüzünün neresinde bir mümin, bir muvahhid varsa o Urfalıdır. Çünkü Hazreti İbrahim'in beldesi, Hazreti İbrahim'in ateşe meydan okuduğu, Nemrut'a meydan okuduğu toprak Harran'da, Urfa'dadır. Hepimiz aslında Urfalıyız. Çünkü milleti İbrahim olmanın vatanı orasıdır. Onun için milleti İbrahim olmanın ne demek olduğunu adresi olduğu için Anadolu Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla, yani Allah'ın yarattığı bütün milletler milleti İbrahim olmak üzerinden milleti İbrahim olmak inancıyla Anadolu'da bir ve beraber olmuşlardır. Hepsinin atası İbrahim Aleyhisselam'dır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diye tarif etti? Milleti İbrahim'denim dedi. Çünkü muvahhidliğin adıdır milleti İbrahim olmak. Allah'ı bir bilmenin, Allah'tan Allah'a ortak koşmamanın, şirk koşmamanın, yalnız ve yalnız Allah'ı bir ve de hakim olarak bilmenin adıdır milleti İbrahim olmak. Bu bilinçle bu millet bu topraklarda bir bütün olarak, bu çizgideki bütün milletlerle bir bütün olarak inşallah kıyamete dek yaşayacak. Afganlı kardeşlerim, burası sizin de yurdunuz. Burası Orta Doğu'daki mazlum Müslümanların da yurdu. Mazlum Müslümanların da yurdu. Balkanlardaki mazlum Müslümanların da yurdu. Afrika'daki mazlum Müslümanların ve insanların da yurdu. İnsanlığın yurdudur Anadolu toprakları. Yeryüzünün neresinde bir mazlum ve mağdur varsa o mazlum ve mağdurun gözünü çevirdiği toprak ve devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprak da Anadolu toprağıdır. Onun için İstanbul'un her noktasında dünyanın değişik yerlerinden koşup gelmiş burada muhacir olarak, burada muhacirliğini vatandaşlığa dönüştürmüş kardeşlerimizle biz bir ve beraberiz. Bu milletin yüreği, göğsü, gönlü yeryüzünün her noktasındaki mazlumlara her zaman açık olmuştur. Burası son kaledir. Burası son kaledir. Vatansızlığın ne demek olduğunu, doğduğun topraklardan uzak yaşamanın ne demek olduğunu, gurbetin ne demek olduğunu, doğduğun topraklardaki evlerinin yıkılmış olmasının ne demek olduğunu, namluların birbirine doğrultulmanın ne demek olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Acil halimize bak. Afganistan çökmüş. Suriye çökmüş. Irak çökmüş. Yemen çökmüş. Libya çökmüş. Kafkaslar saldırılara uğramamak için inanılmaz bir gayretin içerisinde. Kendi aralarındaki birliği, beraberliği korumak için. Keşmir'in hali ortada. Pakistan operasyon üzerine operasyon yiyor. Bosna Hersek 25 yıl evvel büyük bir acı yaşadı. Halimize bakın. Halimize bakın. Halimize bakın. Bütün acılar Müslümanlara düşmüş. Garip değil mi? Bütün acılar Müslümanlara düşmüş. Garip değil mi? Afganistan
emperyalizmin oyun alanı olacak, Müslümanın kanı akacak. Suriye emperyalizmin oyun alanı olacak, Müslümanın kanı akacak. Irak emperyalizmin oyun alanı olacak, Müslümanın kanı akacak. Onlar da bu kanın üzerine tiksirinceye kadar yiyecekler. Onlar da bu kanın üzerine sefaatin zirvesine ulaşacaklar. Bize yoksulluk ve acı düşecek, onlara da sefaat düşecek. Bu acıdan ders çıkarmak zorundayız. Bütün bu acının egemen olduğu coğrafyada bir tane kalemiz var. Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu devleti korumak ve kollamak hepimizin boyun borcudur. Bu devletin çatısı altında yaşarken bir vatandaş olarak yoldan bir çöp kaldırmak bu devlete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Yolda yürürken yola düşmüş bir taşı arabayı durdurup kenara itmek bu devlete karşı, bu ümmetin, insanlığın vicdan adası olan bu devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Ama görüyorsunuz, biz de kuşatma altındayız. Tarihin en zor dönemlerinden birisini daha yaşıyoruz. Ama aşacağız. Endişeniz olmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin yükselişinin önünde duramayacaklar. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye dünyanın en güçlü ilk 10 devletinden biri olacak. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü Allah öyle bir toprak parçasında bizi millet ve devlet olarak buluşturmuş ki bu topraklar, bu devlet hesaba katılmadan dünyada düzen kurulamaz. Düzen kurucular bunu iyi biliyor. Onun için bizi zorluyorlar. Bütün bu sıkıntılar önümüzdeki 100 yılı şekillenmesine dair sıkıntılar. Onun için bu coğrafyadaki hepimiz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bir bütün olarak hepimiz bir olduğumuzda emperyalizm bizim üzerimizde oyun oynayabilir mi? Düşünün, Musul'da petrol çıkıyor, Almanya'da Mercedes oluyor, Mısır'da kan gölü. Kan gölü, Hazar'da petrol çıkıyor, Türk dünyası garipliğin, yoksulluğun adresi oluyor. Ama petrolün Hazar'dan çıkıp Londra'ya gittiği yerde Londra dünyanın en güçlü devletlerinden biri oluyor. Suudi Arabistan'da petrol Amerika'ya gidiyor. Doge oluyor, Apple oluyor, Microsoft oluyor. Ama Suudi Arabistan'da insanlar çöllerde hala yoksulluk içerisinde hayat yaşıyor. Afganistan dünyanın en stratejik toprak parçalarından birisi. Afganistan çatışmalara, iç savaşa mahkum. Ama ne garip, Afganistan üzerinde işgal planı yapıp işgal edenler sefaat içerisinde. 100 bin dolar milli gelirli benim Afganlı Türkmen kardeşim de memleketinden kilometrelerce uzakta bir lokma ekmek mücadelesi için, ekmek mücadelesi için Anadolu topraklarına, kardeşlerinin topraklarına koşup gelmek zorunda kalıyor. Hepimizin oturup düşünme mecburiyeti var. Bu iş böyle gitmez. Bu iş böyle gitmez. Bu iş böyle gitmez. Ama bilin, Allah'ın da bize vermesi için aklımızı başımıza almak zorundayız. Zulm ile abad olunmaz. Bunlar çökecek. Çünkü yeryüzünü talan ediyorlar. Ama bunların çöküşü için Müslümanların Hazreti İbrahim'in sırrıyla sırlanması, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın sırrıyla sırlanması gerek. Aklımızı başımıza almamız gerek. Onun için bunu iyi bilenler Türkiye'yi teslim alabilmek için her türlü kirli operasyonu yapıyorlar. Onun için bu kaleye sahip çıkmamız lazım. Burası
burası bu akşam bu iftar sofrasında bizi bu bereketle bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Afyon'da bir muhacir kardeşimiz acı bir olay yaşadı. Sizlerden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Asla bu toprakların ruhuna uygun bir davranış değildir. Ve şunu da ifade edeyim. Kim yaparsa yapsın yanlıştır. Haksızlıktır, saygısızlıktır. Bu toprakların genlerinde kendisine koşup gelmiş hiçbir misafire eziyet etmek yakışmaz. Bu toprakların ruhunda koşup gelmiş burada, buranın merhametine koşmuş, şefkatine koşmuş bir insana ve insanlara zulmetmek asla yakışmaz. Dolayısıyla o kardeşlerimizin şahsında hepinizden özür diliyorum. Bu asla o üç tane kendini bilmez, adaletin önünde hesap verecek olan üç tane kendini bilmez adamın tavrıdır. Siz sakın onların bu yanlışlarına, bu haksızlıklarına bakarak asla yüreğinizi incitmeyin. Yüreğinizi dağlamayın. Anadolu hepimizin yurdudur. Suriye'de 8 yıldır 4 milyon kardeşimizi misafir ediyoruz. Maşallah. Bu ne büyük millet ki. Tek bir olumsuzluk yok çok şükür. Ufak tefek sıkıntılar var. Olur. İnsanın olduğu yerde bu sıkıntılar olur. Ama bu millet Suriyeli kardeşleriyle lokmasını, sofrasını, suyunu bölüşüyor, tık da etmiyor. Çünkü 100 yıl evvel Suriye yoktu. 100 yıl evvel Halep vardı, Şam vardı, Basra vardı, Musul vardı, Bağdat vardı. Sınır da yoktu. Sınır da yoktu. Belki birçoğunuzun akrabası Suriye'dedir. Bayır bucak Türkmenleri diye bilindiğinde baktığınızda Orta Asya'dan koşup gelmiş, yer bulmuş, yer edinmiş, yurt edinmiş. Onun için müsterih olunuz. Allah sizlerden razı olsun. Size burada sahip çıkan atalarınızdan razı olsun. Size burada bu vakfın çatısı altında size hamilik yapan büyüklerinizden razı olsun. İmanımıza sahip çıkmak, dinimize sahip çıkmak, vatanımıza sahip çıkmak, devletimize sahip çıkmak, bayrağımıza sahip çıkmak, ezanımıza sahip çıkmak bizim her şeyimizden kıymetlidir. Bizden kıymetlidir. Benden kıymetlidir. Bunlar varsa ben varım. Onun için bu vakfın çatısı altındaki bu gayretlerden dolayı da arkadaşlarımıza, emek verenlerin her birine hususen teşekkür ediyorum. İstanbul'a da sahip çıkınız. İstanbul'a da sahip çıkınız. İstanbul'a da sahip çıkınız. Bu iftar sofrasında bu çatının altında ancak iki cümle söylüyorum. İstanbul'a sahip çıkınız. İstanbul üzerinde ciddi kirli operasyon hesapları var. Bu operasyonları 15 Temmuz'da nasıl sokağa çıkarak, tankların önüne, namluların önüne çıkarak, uçaklara meydan okuyarak bu kirli operasyonu bozduysak, şimdi sizlerden ricam, istirham ediyorum. Etrafınıza hakim olun. Hakim olun. 23 Haziran'da her biriniz, sadece kendinizin sandığa gitmesi yetmez. Etrafınızla beraber, komşunuzla, iş arkadaşınızla, kim varsa İstanbul'a birlikte sahip çıkacağız. İstanbul'a birlikte sahip çıkmak demek, Fatih'in emanetine sahip çıkmak demektir. Onun için İstanbul'a da birlikte sahip çıkacağız. Bizi buraya bir kez daha davet ettiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Akşamla yatsı arası mesafe çok kısa. Sözün daha fazlasına gerek yok. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım ve birlikte can olalım. Bütün engelleri biz aşarız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Sadrettin Çekir abi. Arkadaşlar bu Hekim Bey'i tanıyan var mı? Evet, gönül soframıza tekrardan katılan Sayın